Zaten ülkedeki yanlış ekonomi politikaları yetmiyormuş gibi bir de savaş çıktı. O yüzden benzine, mazota her gün zam. Her gün yeni bir zamla uyanıyoruz. Yarın yine değişecek, öbür gün yine değişecek. Kendi özel aracım var, evin önünden çıkartmıyorum. Mazot pahalı. Ancak toplu taşımayla gidip işimizi görüyoruz. Her gün zam, her gün zam. Sık sık gelen zamlara her gün zam diyerek tepki gösterdi sürücüler. Artık tam da öyle oluyor. Her gün zam geliyor. 3 günde 3. kez zam geldi akaryakıta. Bu geceden itibaren benzine 69, motorine ise 84 kuruş daha zam geliyor. Benzinin litre fiyatı 19 liraya, motorinin ise 20 liraya dayanıyor. Her akşam geliyoruz benzincilere sıra girmeye, depoyu dolduruyoruz. Yine depo bitti. Artık bıktık, bunaldık. Buna bir çözüm getirmelerini istiyoruz. Gece yarısı akaryakıt zammı devreye girmeden sürücüler yine akaryakıt istasyonlarında yoğunluğa neden oldu. İşte araçlar akaryakıt istasyonlarında, sürücüler de zam devreye girmeden yakıt alma telaşında. Artık arabaları bırakacağız herhalde. Elimizle yiterek götüreceğiz şeyleri, suları. Şu anda gördüğünüz en düşük petrolün, doğal benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. %8 yükseldi, biz bunu takip ediyoruz. Tekrar 117 dolara çıktı, 111 dolara geldi. 117 dolardan zam yapılıyor, 111 dolara geldiği zaman niye düşmüyor? Faiz sebep, enflasyon neticedir. Eylül ayından itibaren faiz kademeli olarak %19'dan %14'e düşürüldü. Faiz düştükçe dolar kuru yükseldi. Petrol hemen hemen aynı seviyedeyken, 70 ile 85 dolar arasındayken Türkiye'de benzin fiyatı hep arttı. Bu kez savaş patlak verdi, petrol fiyatı fırladı. Türkiye bu döneme zaten yüksek olan benzin fiyatıyla girmişti. Savaşla birlikte tabelalar 20 lirayı zorlamaya başladı. Bundan bir ay önce 300 liraya benim depom yarıyı geçiyordu. Şu anda 300 liraya yarının yarısı oluyor. Yani depo çeyrek oluyor. Hani üretim olsun diyorlar. Üretimi nasıl yapalım? Ne taşıyorsunuz siz? Tavuk. Bugün zam var mı? Var dedi. Dedim bari alayım. Yani kar kardır diye düşünüyorum. Ben yemek işi yapıyorum. Mecbur arabayı kullanacağım. Haftada 3 depo benzin yakıyorum. Bu da hesabına yapın. 1000 liradan 3000 lira haftada. Allah yardımcımız olsun. Depo hesabı daha da şaştı. Geçen yıl benzinli bir aracın deposu ortalama 397 liraya doluyordu. Bu geceden itibaren 1025 liraya dolacak. Bir yılda gelen zam %158. Bir yere gideceğimiz zaman dediğimiz gibi toplu taşımayla gidiyoruz. Mümkün mertebe kullanmıyorum. Mümkün mertebe. Yani çok acil bir şey olursa ancak. Arabaya kimse binemez şu anda zaten. Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin mesajına bakalım. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecekmiş gibi görmek, bizim bakış açımızda, bakış, gözlerdeki ışık, bakın, görün. Yani bu, konsepti bu Sayın Nebati'nin. Bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki gün, dönemde düşüreceğiz. O nasıl düştü, gerçekten düştü mü düşmedi mi onu göreceğiz. Ama bu arada biz